dostlarım, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün harika bir video ile sizlerleyim. En çok sevilen serilerimizden bir tanesi, takipçilerim ne isterse yapıyorum, çekiyoruz. Ve bugün birbirinden farklı hayvan gibi efsane challenge'larımız var. Sizlerden gelen challenge'larımız bunlar. Videoya like bırakıp kanalımıza abone olduktan sonra sizler de yorumlara challenge yazabilirsiniz. Ve bu challenge'larınızı bir dahaki videoda görebilirsiniz. Ayrıca abone olup like atarsanız isminiz ekranda da çıkıyor. Evet Katerina'cığım, hoş geldin videomuza. Merhaba. 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 Bugün heyecanlı mısın Katerina? Videoya sen de girdin ve bakın bugün gerçekten dostlarım hepinizin çok merak ettiği, çok istediği challenge'ları aldık bir yere. Koku uyudu mu yine? Koku uyanır mısın oğlum? Videoya başladık. Kalk artık ya. Ya bak daha demin konuştuk seninle. Bak Koku uyan seni vallahi bak işlik evine gönderirim. Ya tamam Koku yeter artık, şaka yapma, tamam şaka yapma, beni de sinirlendirme. Evet şimdi bir dakika ışığı açalım. Evet güzel challenge'larımız var dostlarım. İlk olarak hangisiyle başlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İlk olarak şununla başlayacağız dostlarım. Bir arkadaşımız demiş ki konsey karesine gidin ve 303 totemi kurun, beğenir üste çıksın demiş. Yani diyor ki konsey karesine git, entity 303'ün totemini yap diyor. Entity 303 efsanesini ekranda görüyorsunuz. Onun totemini yapmak için malzemeler gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var, şu an konsey karesine gidemiyoruz. Çünkü konsey karesine gidebileceğimiz portal şu anda bizi işlik evine götürüyor. O yüzden de konsey karesine gidemesek de bir adet entity 303 totemi yapacağız dostlarım. Bir tane bu varlık 303 totemini yapacağız ve onu köyün ortasına koyacağız. Ama tabii ki de bu totemi yapmak için bize blok lazım, malzeme lazım. Önce ne gerekiyor? Koku sana söylemiştim, ne gerekiyor? Altın gerekiyor, lav gerekiyor, nether taşı gerekiyor, bir de entity bloğu gerekiyor değil mi patron? Aynen bak, entity bloğu gerekiyor. Dostlarım entity bloğu bizde olmadığı için onu almanın yolunu da bulduk. Bu videodan önce hazırlık yaptık baya yani. Bir tane köylü varmış, Koku bu köyden baya korktu. Tamam dur bir anlatayım. Bak bir tane köylü var dostlarım. Bir tane köylü. Biz bu köylü uzaktan bir yerden bulduk. Nereden bulduğumuzu yakında öğreneceksiniz. Bu köylü entity bloğu satıyormuş. Hatta Yüce Usta bloğu bile satıyormuş diye biliyorum. Yani o yüzden de o köylüyü bugün köye getirdik. O köylüden entity bloğunu alacağız. Diğer malzemeleri toplayacağız ve bir adet entity 303 bloğu yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşımızın dediğinin yarısını yapabileceğiz. Konsey kalesine gidemiyoruz ama bunu yapacağız. Şimdi öncelikle Katerina, paralar sende mi? Evet. Göster bir zümrütler sende mi? Tamam. Bu entity bloğunu dostlarım, şu entity 303 bloğunu almak için, totemdeki bloğu almak için tam olarak 40 tane zümrüt bloğu vereceğiz. Yani bayağı pahalı bir blok. Gelin ben de arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz ve şimdi direktman size o köylüyü göstereceğim. O köylüyü en son Baldir'in yanında bırakmıştım. Yani Baldir'e takılıyordu. Umarım Baldir'in yanında durmaya devam ediyordur. O köylü biraz korkunç bir köylü. Görünce siz de birazcık garipseyeceksiniz. Hadi gençler gelin, hadi hadi, köylü kaçacak hadi. Tamam sen gelme, bekle, biz köylüyü gönderdikten sonra gelirsin. Entity bloğunu buraya koyarken dostlarım, entity 303 totemini buraya yaparken Koku sen de burada olacaksın yani. En son Baldin'in evindeydi dostlarım. Şimdi entity 303 totemini yapmak için bir köylü getirdik. Ve bu köylü takasla, yani bayağı bir zümrütle bize entity bloğunu satacak. Acaba burada mı? Baldi? Ha bak orada. Gel buraya gel. Bu köylü çok arkadaş canlısı. Arada bir yamuluyor. Arada bir yamuluyor mu? Nasıl yani? Tamam. Harbiden yamuluyor dostum. Titrek titrek yürüyor. Çok enteresan. Koko'nun korktuğu kadar var yani, Koko toz olmuş. Okey. Ha. Nasıl konuştu bilmiyorum artık. Katerina zümrütleri atsan. Şimdi olay şöyle işliyordu galiba. Attı mı zümrütleri? Heh, zümrütler attım, geldi. Attım. Tamam trade. Bir dakika, trade'e sağ tıklamam gerekiyor takası yapmak için. Bastım. Tamam oldu. Takas kabul edildi diyor. Tamam oldu. Takas kabul edildi. Attı. Thanks. Teşekkürler. İyi günler. Artık gidip... Gidiyor tamam. Kime bak, kadının ayaklarına bak, titreye titreye gidiyor. İyi günler. Tamam işimiz bitti, sen çok bakma yine de ona. Ayaklara baksana ama Katerina. Bunu nereden bulduğumuzu yakında öğreneceksiniz dostlarım. Bak yine dur, hadi git artık. Bu gitmeden benim için rahat etmez Katerina. Koko'nun korktuğu kadar var yani, haklı. Çocuk gerçekten haklı. Haklı yani. Valide sen iyi misin? İyiyim oğlum, dükkanımı çok özledim. Artık müşteriler gelse de satış yapsam. Gelir müşteriler gelir, illa gelir. Tamam dostlarım, şimdi entity bloğunu hallettik. 303 bloğunu aldık. Ver bakayım, at bana blok Katerina. Bu blok dostlarım tozamdaki en bulunamaz, craft edilemez, inşaat yani direktman üretilemez bir blok. O yüzden de bu bloğu özel bir köylüden aldık. Şimdi bu blok hazır. Sırada Katerina. Altın var. Altınımız yok. Altın bulmak gerekiyor. Obsidyen. Obsidyenimiz var. Obsidyen var. Nether'a gidip dostların Nether taşı almamız lazım. Nether taşımız da yok çünkü. Koku! 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 Nereye gittin ya? Nether'a gitmek için portal yapacağız. O portalın blokları Koko'da. Lan gel, tamam gitti köylü. Gitti, gel korkma. Gerçekten gitti. Hadi bak vallahi gitti. Aldık bloğu. Bak elimde blok. Elimde blok. Gördün mü? Şey yapmamız lazım. Nether'a gideceğiz. Portal. Nether portalı yapacağız Koku. Malzemeler sendeydi. Hemen başla ya da bana at, ben yapayım hemen. Ver bana. Tamam dostum. Şimdi Nether'e kalmak için, yani bu Nether bloğunun entity kafasız halini almak için Nether'a gitmemiz lazım. Hemen koyuyorum blokları. 3, 4. 4 tane koydum. 1, 2, 3, 4. Yıllardır da Nether'a gitmiyorduk bu arada. Bir değişiklik olacak. 2, 3, 4. Bunu koyduk. Böyle yaptık ve tamam. Portalımız hazır. Şimdi burayı açıyorum. O zaman şöyle yapalım. İş bölünmesi yapalım. Siz madene girin, altını arayın. Ben Nether'ı alıp geleyim.
Tamam Katerin, hadi sen Koko'ya göz kulak ol. Tamam, tamam ben de direkt git et. Hadi görüşürüz. Nether'a gidiyorum. Direkt Nether'a gidelim. Hemen 2 saniye Nether'a alıp geleceğim zaten. Çok uzun süre Nether'da kalmayacağım. Nether'a giriyoruz şu anda. Ve giriyor muyuz? Girdim. Vay anasını be. Dostlarım Nether'a gelmeli ne kadar oldu, yorumlara yazın. Aylar olmuştur yani. Nether'a gelmeli bayağı oldu ya. Gerçekten bayağı oldu. Bol bol Nether'a alalım. İleride lazım olur. Çünkü bayağıdır Nether'a gelmiyorduk. Nether'la işimiz yoktu. Şu anda uzun bir süre sonra cehenneme ya. Nether'a geldiğimde gerçekten şu an cehennem bana aşırı garip geliyor. Bir ara cehennemde de böyle bir tur yapmak lazım. Nether'da belki bir şeyler vardır, bir şeyler olabilir falan diye. O yüzden de yapabiliriz yani. Sizden şimdi bir şey istiyorum. Video yani şu an videonun altına yorumlara en son ne zaman Nether'a gittik onu yazın. Vallahi ben hatırlamıyorum. Belki sizler hatırlıyorsunuzdur. En son ne zaman Nether'a gittik onu yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Tamam Nether ekleri topladık, geri dönüyorum. Hemen geri dönelim ve portalımızı yapmak için gerekli eşya lav var. Lav buluruz, lav kolay. Onun dışında altın bulmamız lazım. Altını bayağıdır da bulmuyorduk, aramıyorduk. Zor yani altın bulmamız ama buluruz. Lan nereden çıktım ben? Nereden çıktım oğlum ben? Allah Allah ya. Köye çok uzak değilim de ben niye buradan çıktım? Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Tamam sonunda köye dönebildim. Bayağı uzakta başlamışım aslında. Çok enteresandı gerçekten. Neyse ama köye döndüm. Şimdi Nether ekleri aldık. Sırada dostlarım altın bulmak var. Yani bizim evin altındaki maden bölümü çok aslında verimli değil. Yani altın bulabilir miyiz? Emin değilim. En kötü ama bir köylülere yine takas yaparız yani. Altını buluruz. Kızca şimdi bunlar ne yapmış kokolar? Dur ona bakmam lazım. Koko! Katalina! Aha bak madene inmişler. Madene inmişler çoktan. Çoktan madene inmişler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika nerede bunlar? Oo bayağı da kazmışlar bunlar. E güzel. Bakayım bak kaçıncı yüksekliğe kadar inmişler? Şuralara dibime şale koyun. Etrafımızı görmüyoruz ya. Aha bizim gençler kazıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Altın mı arıyorsunuz gençler? Evet, sen o kazmayı nereden buldun? Buldum işte. Ne direkt kazdı? Kendim yaptım. Sen cehenneme mi gittin Koko? Vay anasını ya. Neyse hadi kazın arkadaşlar. Hadi kazın kazın kazın. Tamam. Şimdi altın bulmak şart dostlarım. Altını bulmak lazım. Yani altını bayağıdır da maden de yapmıyorduk. Böyle değişik şeyler de yapalım bu videonun içerisinde istiyorum. Sadece böyle totemi yapmak istemedim. Şimdi bakın. Özel şansımı kullanacağım. 2 artı 2 şansı bakın. Bu şans çok önemli bir şans. Bak böyle gidiyorum tamam mı? Bu ilk 1, 2 bakın. 2 artı 2 şansıyla altını direktmen bulacağım. 1, 2. 2 artı 2 şansı diye bir şey var Minecraft'ta ve bu şansı kullanarak bakın böyle direktmen altın bulabilirsiniz. Bunu 4 kere yaptığımız zaman galiba altın çıkması lazım. Şu an 3'üncüye geçtim tamam mı? Hop buradan 4'üncüye geçiyorum. Şimdi bakın 2 artı 2 şansını kullandım, dümdüz gidiyorum. Karşıma büyük ihtimalle altın çıkacak. 4 kere gitmem daha gerekiyor. 1. Aynen bak. Altın burada dostlarım. 2 artı 2 şansını siz de Minecraft'ta deneyin bakın. Direktman altını buldum. 2 artı 2'yi 4 kere yapıyorsunuz. Ondan sonra 4 kere 2 artı 2 gidiyorsunuz ve bakın altın direktman buldum. Vallahi çok şanslıyım ya gerçekten. Aşırı şanslıyım. Bayağı şanslıyım. 9 tane altın bulduk. 9 tane altınla altın bloğu yapılıyor mu? Tam oha tam altın bloğu yapacak kadar altın buldum. Tam tam kazmayın kazmayın. Katerina nereye gittin? Oo Katerina nerelere kazmış ya? Katerina tamam bırak bırak buldum diyorum buldum. Buldum diyorum işte arkadaşlar ya. 2 artı 2 şansı diye bir şey var Minecraft'ta. Minecraft'ı bilmiyorsunuz ya. Hadi yürüyün dışarıya çıkalım. Şimdi altınlarımız güzelce pişerken Koko. Lava redstone hazır mı? Tamam başta şuraya bizim mekanı direktman yap. Katerina. Altınlar piştikten sonra 2 tane burada pişmiş zaten. Bunu aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. 4 tane var. Katerina crafting table getirsene bir tane. Crafting table. Hemen getir içeriden. Dur getireyim. Hemen getir tamam. Altınlarımız şu an pişiyor. Bunu da aldım. Bunları da aldım ve bunu da aldım. Son bir tane altınımız kaldı. Tamam lavları düzgün koy Koko bak. Akmaması lazım. Hah buraya da koy. Tamam efsanesin Koko. Şimdi buraya bir tane de direkt koyuyoruz dostlarım. Olayı o. Yani şunu kırıyoruz. Bakın burayı kırıyoruz. Ne entity portal totemi için. Bunu buraya koyuyoruz. Harika. Tamam. Katerina crafting table geliyor mu? Katerina bir crafting Bekle. Table getirsin de. Hadi. Bir crafting table getireceksin. Bizim evde yok mu crafting table? Galiba yok. Yazıklar olsun bize dostlarım. Evimizde workbench yok ya. Çalışma masası yok ya. Bize yazıklar olsun ya. Dur dur gel var var var. Var gel. Mı? Hadi getir artık. Var, hadi gel. Acele etmemiz lazım. Hadi. Nerede? Aha burada varmış ya kız. Tamam. Şimdi direkt ben buradan altın bloğunu yaptım ve evet şu anda altın bloğumuz da hazır. O zaman gizemli inşaatımıza geçiyoruz. Koko çık orada yancan. Sen bekle oğlum. Bunu buraya koydum. Koko bekle. Bunu buraya koydum. Tamam mı? Sonra şunu şöyle çıkayım da. Bunu da buraya koydum. Bakın. Entity'nin şu anki güncel totemi bu şekilde yapılıyor dostlarım. Yani en azından bize bu çarpık köylü öyle söyledi. Bu şekilde yapıldığını belirtti. Yani biz normalde altını aşağı koyduğumuz totemler de yaptık ama bu böyle yapılıyormuş. Şimdi Koko bak redstone meşallerini ver bana. Versen geride kal. Saldırmaz yani herhalde. Bilmiyorum saldırır mı? 1, 2, 3, 4. Tamam bunları da koydum. Sana da son aşama kaldı. Entity totemini yapmak için. Son aşama kaldı. Direktman çakmakla burayı yakacağım arkadaşlar. Artık başımıza ne gelir? İnanın bilmiyorum. Yani arkada biraz bekleyin. Başımıza ne gelecek alakalı. En ufak bir fikrim yok. Bismillah diyorum. Ve hadi bakalım. Yakıyorum. Hazır mısınız? Tamam yakıyorum. Bir şey olmaz herhalde. Takipçisinin nedeni yapmamız gerekiyor dostlarım. O yüzden yakmak zorundayım. Oldu lan. Oldu. Koko geri çekil. Geri çekil. Durma orada. Biliyor musun Entity? Dur dur kaçmıyorum, bekle kaçmıyorum, bekle entity gelecek mi gelmeyecek mi onu bekleyelim. Bekleyin durun. Sadece şimşekler çarpıyor. Ben bu bloğun gerçek olmayacağını düşünüyordum dostlarım. Yani dolandıracağımızı düşünüyordum. Kırmızı
şu an resmen şimşekler çarpıyor. Geldi! Geldi, kaçın, içeriye girin, geldi! Koş kaç, koka içeriye girin, haline bakıyorum, koş içeriye girin, içeriye gir! Katalin içeriye girin! Harbiden geldi lan, harbiden geldi lan, oha! Böyle bir şey nasıl olabilir, en sizi düşün, ne alakası var, bir dakika nerede? Göremiyorum, gitti. Aa, orada yukarıda! Ben çalışsam acaba ne olur? Burada! Tutulmuyor, tutulmuyor dostlarım, tutulmuyor, 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 olmuyor, 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 burada, 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 tuttum, tuttum! Tutamadım. Saldırmıyor ama direkt bakın gelip yok oluyor. Gelip orada bir sefer gelip yok oluyor direkt. Bak yine yok oldu. Gitti herhalde. Patron ne yapacaksın? Kralım mı? Yeter bence bu kadar. İstediğini yaptık işte. Yine orada geldi, yine geldi. Bak yine çıktı. Buraya... Çok enteresan dostlarım. Tam çıkamıyor herhalde. Acaba bizim dünyada bir koruma falan mı? Arkanda! Koku arkanda! Allah! Bu sefer... Vurulmuyor, yok dostlarım, vurulmuyor da. Bu bug'a girmiş herhalde. Katana büyük ihtimalle bug'a girmiş olabilir mi? Yani bilmiyorum, bir şeyler kabul etmiyor onu gibi, evet, ama. Evet, büyük ihtimalle bir yaptı. Daha önceden yazdığımız bir komut vesaire dostlarım engelliyor şu anda entitinin dünyaya gelmesini. Bakın sürekli farklı yerlerde çıkıyor, aynı yerlerde çıkıyor. Herhalde bir şey yapamıyor. Bir dakika kırıyorum arkadaşlar, bloğu kıracağım, bekleyin. Kırıyorum, hala orada mı entitin? Koku! Katana! Kırıyorum! Kırarsam Koku'ya da bir şey olur mu? Olmaz, tamam, kırayım. Kırdım! Kırdım! Az kalsın Koku'ya bir şey olacaktı. Kır kır her şeyi, 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 kır. Tamam, kırdım her şeyi, her şeyi kırdım. Tamam. Şunları da kapat, lanet olsun dostlarım. Entity'yi vallahi çağırdık, bir bozuk bozuk geldi. Bir şey oldu ama arkadaşımızın isteğini yaptık. Konsey Kalesi'ni yapamadık çünkü Konsey Kalesi'ni şu an gidemiyoruz. Yine de normal dünyada yaptık. Ama yani enteresandı, yani bozukluk vardı. Entity geliyordu, gidiyordu, geliyordu, gidiyordu, bir şey oluyordu. Tam olarak bunun ne olduğunu anlayamıyoruz. Büyük ihtimalle bu dünyada var olamıyor Entity 3'ünüz. Neyse, sıradaki challenge'a geçelim. Evet şimdi dostlarım, Entity challenge'ı bitti. Sıradaki challenge'ımıza geçiyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki abi, evinin içindeki asansör 14 kat var. Hepsine tıklayıp bakar mısın demiş. Şimdi bunu şu ana kadar kimseyle paylaşmamıştık. Gerçekten aslında bizim evde 16 katlık bir asansör var ama biz sadece bir alt kata iniyoruz değil mi? Yani bunu paylaşmalı mıyız ama? Tabii ki de paylaşmalıyız. Bu zamana kadar dostlarım sizden gizledik çünkü bu bir sürpriz olacaktı. Ama bu takipçimiz sorduğu için bunu göstereceğiz. Yani bence de sevecekler. Bence de sevecekler. Bu arkadaşımız demiş ki, yani şimdi dostlarım otomatik olarak, evin içinde asansörde 14 kat var. Hepsine tıklayıp bakar mısın demiş. Şimdi gelin yukarıya arkadaşlar, ben de. Gelin 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 gelin. Bizim evimizde bazı gözünüzden kaçan noktalar var bence. Yani sizlerin, yani izleyicilerin gözlerinde kaçan noktalar olduğunu görüyorum. Önce ben bir yukarıya çıkayım, bakın. Şimdi burada bizim bir asansörümüz var. Bu asansör dostlarım 16 katlık bir asansör. Ama biz sadece ikinci katını kullanıyoruz değil mi? Aynen öyle. Bir yukarıya gelin arkadaşlar, asansöre bir yukarıya gelin bakalım. Asansörü çağır da aşağıya. Herkesi bir teker teker yukarıya gelsin. Bakın dostlarım, bizim asansörümüz böyle. Arkadaşımız diyor ki 14. kata git. 14. katta bir şey yok ama bu 16 katlık, bu katların arasında bir noktada bir kat var ve o katı sizlere hiç zaman göstermedik. Katerina geliyor mu? Koku, geldim, geldim. Heh, geldim. Tamam, Koku geldi. İzin vermedi de. Tamam, bir geri çekilin şimdi. Geri çekilin. Herkes geri çekilsin. Mesela biz burada asansöre binerken dostlarım, hiç şuradaki şalteri mesela merak ettiniz mi? Bakın burada bir şalter var. Bu şalteri daha önce görmüş müydünüz? Daha önce bu şalteri fark etmiş miydiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bu şalteri çektiğimiz zaman ne oluyor? Ne oluyor? Bileniniz var mı arkadaşlar? O şalteri çektim, ne oldu? Ben söyleyeyim bakayım, ne oldu biliyor musun? Gizli katı aktif ettin. Asansör artık oraya inebilecek. Aynen, tamam. O zaman ben şimdilik ineyim, tek başıma göstereyim, siz gelmeyin. Çünkü aşağıda dostlarım bir sürprizimiz var sizlere. Bakın mesela aynı değil mi tuş şeyleri? Ama bu sefer artık 16'ya bastığımız zaman, görmüş olduğunuz gibi bayağı bir aşağı iniyoruz. Ve bunu sizlere ilk defa gösteriyoruz. O yüzden bu videoya beğeni rekoru bekliyorum. Böyle 300 bin tane beğeni falan atın bu videoya. Katana da beni yukarıdan izliyor ve geldik. Şimdi arkamda ne göreceğinizi merak ediyorsunuz. Biliyorum, herkes şu an merak ediyor. Oha diyor, 16. kat mı varmış diyor. Evet, 16. kat var. Açıyorum. Ve bakın, bu odayı sizlere hiçbir zaman göstermedim. Çünkü dostlarım devam eden bir proje içerisindeyim. Devam eden bir proje yapıyorum ve bu proje bir adet bot projesi. Yani bir AI robot projesi. Bir robotumuz olacak. Ve bu robot bizi her şekilde koruyacak. Bize iletişim kurabilecek, bizle konuşabilecek, bize gelen saldırıları koruyacak. Bizle arkadaş olacak, iletişim kuracak. Ona bir soru sorduğumuzda cevap alabileceğiz. Birçok her konuda bilgisi olacak. Mesela diyeceğim ki bana, Türkiye'nin başkenti neresi diyeceğim, bana Ankara diyecek. Öyle bir bot üzerinde çalışıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada uzun bir kontrol sistemi var. Saldırı, düşman belirleme, korumaya gir, konuş, lokasyona git. Bunlar dostlarım şu anda hazır, hali hazırda çalışan komutlar. Ama tabii ki de burada birçok şalter var ve bunlar gizli komutlarımız. Şimdi robotu görmek istiyorsunuz, bunu farkındayım. Robotu size... Aa, kapı açık kalmıştır. Kapıyı kapatmamız lazım, havası kaçar yoksa. Şu kapıyı da kapat. Bakın robotumuz içeride dostlarım, tam olarak içeride. O zaman gösteriyorum. Açıyorum kapıyı. Bakın.
Burada tatlış bir robotumuz var. Aslında buna robot diyemeyiz. Bu dostlarım bir yapay zeka. Yapay zeka bir insan. Bakın bana bakıyor, görüyorsunuz mu? İşte böyle dostlarım canlı da bakın. Babi'nin yaptığı öyle tırt botlar gibi değil bunlar işte. Bakın canlı. Hey! Bak bak bana bakayım. Az önce baktı bana ya. Bir daha baksa ya. Şşş! Koçum bak, baban geldi bak. Boruna geldi. Seni ben yarattım. Seni ben yarattım. Tamam, deneyelim o zaman biraz. Çok bir şey göstermeyeceğim bu videoda ama eğer bu robotla alakalı bir video gelmesini istiyorsanız bu videoya 25 bin beğeni atın ve yorumlara robotla video gelsin yazın. Botunla video gelsin yazın ve bu robota, bu yapay zekaya sizden bir isim önerisi bekliyorum. Yapay zekamızın ismini ne yapalım? Bu yakışıklıların ismini ne yapalım? Onu yorumlara yazın. Şimdi öncelikle bu sıvının içinde olmasının sebebi dostlarım çünkü koruma altında kendisi. Hücreleri yeniliyor ve koruma altında olduğu için bu sıvıda kalması gerekiyor uzun bir süre. Bu sıvıda kalmazsa hasar almaya başlıyor. Bunu çözeceğim. Yakında bunu çözeceğim. O zaman şimdi bu botu dışarıya çıkartacağım. Hazır mısınız? Kapıyı kapatmam lazım önce. Şöyle yapmam gerekiyor. D3 D2 D1 D3 D1 D2 Şöyle. Kapat aç. Aha ses geldi. Ses geldi, çalıştırdık. Tamam ses geldi. Şu an ses gelmiş olması lazım. Tamam. Şu anda dışarı çıktı büyük ihtimalle. Tamam, kapıyı açıyorum hazırsanız. 3-2-1 açtım. Çıkıyor mu dışarı? Aa, çıkıyor bak, çıkıyor. Bakın çıkıyor. Bak bunu esnedi biliyor dostlarım. Efsane bir şey, esneyip hop dışarıya çıktı. Kral özledim seni ya. Ne haber ya? İyi misin? İyiyim. Hamdolsun. Sen nasılsın? Baralı. Biraz konuşması bozuk dostlarım. Bir tık konuşması bozuk. Onu düzelteceğiz. Merak etmeyin. Yani böyle konuşabiliyoruz mesela. Beni gel bakalım. Takip et beni. Beni takip et. Şu an beni takip etmiyor. Niye bozuldun bundan sen? Niye oğlum, rezil edeceksin beni ya? Sevgili takipçilerime beni rezil edeceksin oğlum. Takip et beni. Gel. Gel, ismini daha koymadık. Gelsin oğlum, gel. Gelmiyor. Bak bu tarafa gel. Acaba gelden anlamıyor mu? Ne desem acaba? Beni takip et. Aha bak böyle geliyor dostlarım. Beni takip et demem gerekiyormuş. Bakın şu an beni takip ediyor. Görüyorsunuz mu? Direktman şu an beni takip ediyor. Bakın. Robotumuzun tipi birazcık komik olabilir ama ben çok sevdim. Tipi bence gayet güzel robotumuzun. Gayet akıllı, gayet uslu. Harika bir robot. Bakın böyle bazı vücudunda garip şeyler falan var. Böyle şeyler olabilir ama bence harika bir karakter. İsmi ne olsun dostlarım robotumuzun, yorumlara yazın. Mesela şimdi robotumuza birkaç şey yaptıracağım. Ne yaptıracağım biliyor musunuz? Saldırı yaptırayım. Ama kime saldırsın mesela? O önemli. Sana kime saldırı yaptırsam acaba ya şu an? Bir dakika düşüneyim. Lokasyona gittiğim bir dakika. Lokasyona git yaptıracağım. Tamam mı? Bekleyin. Şimdi mesela köyün ortasına göndereyim, tamam mı? Robotumuzu, yani ismi şu an yok, ismini siz koyacaksınız. Köyün ortasına göndereceğim. Bakın böyle etrafa da bakabiliyor yani. Bot gibi hareketler yapmıyor. Mesela beni izliyor bakın böyle. Beni full izleyebiliyor. Beni koruyor. Ama şimdi ben onun lokasyona git bölgesini, yani direktman bölgesi aslında işaretli diye hatırlıyorum. Yani köyün ortasına gitmesi lazım. Bir deneyelim bakalım. Şunları bir indirmem gerekiyor. Böyle yapacağım. Şöyle yapmam lazım. Bir de tamam, olması lazım şu an. Şu an olması lazım. Şu anda direktman lokasyona gitmesi lazım ama. Lokasyona git, hay bak gidiyor, tamam. Dememe gerek kalmadı. Asansör de kullanabiliyor bu arada bakın. Direktman 1'e basıyor ve gidiyor yukarıya. Ama beni anladın. Oğlum sen yapar var mı? Lan ben kaldım burada. Ne anladın? Ah be. Oğlum beni niye almadın sen? Sen beni niye almadın da gitti, dur. Dur şunu kır. Asansör buraya gel. Asansör. 16'ya çağırmam lazım bir dakika. Gelsin asansör dostlarım. Ben de hemen robotun yanına gideyim. Robot çünkü Koko'yu sevmiyor. Yani Koko'yu sevmiyor. Koko'ya sürekli saldırıyor. Şimdi yine Koko'ya saldırmasın. O yüzden hemen bir gideyim yanına. Hemen abi birinci kat. Yürü. Hey robot, bekle robot, bekle, ben geleyim önce, bekle dur. Katerina, robot nerede, bizim robot nerede, ne oluyor ya? Çık durdur şunu ya, yine Koko'yu kovalıyor. Hay Allah'ım, delireceğim ya. Koko kaç tane, Koko yiyecek seni, kaç. Niye bu Koko'yu sevmedi onu anlayamadım acaba. Koko'nun kel kafasından mı dostlarım kıl kaptı? Baba nasıl bakmıyor, dönüyor dostlarım, nasıl dönüyor görüyorsun mu? Bu birazcık mantık hatası, yani birazcık böyle sistematik hatalar var tabii robotta. O yüzden dönüyor. Oğlum dur çocuğum. Ya robot dur, robot sakin ol. Robot beni takip et. Dur takıldı Katerina, takıldı. Takıldım bak, gitti Koko Moko yok, tamam. İyisin şu an, iyi Katerina, tamam şu an iyi. Tamam geri dön. Mekanına geri dön. Bölgene geri dön. Suyuna geri dön. Bak gidiyor, gördün mü Katerina? Çok akıllı ya. Babi'nin yaptığı botlardan 100 kat daha akıllı değil mi? Ya bazen akıllı da yani Koko'yu kovalayıp duruyor sapıtıyor ama. Sapıtıyor ya. Bazen sapıtıyor dostlarım. Bazen sapıtabiliyor. Yani o kadar Babi kadar yapamadık ama bazen böyle sapıtıyor, garip hareketler yapıyor. Onları tam çözemedim yani. Yamuluyor, mamuluyor, böyle vida gibi dönüyor falan. Yere dön oğlum, yere dön. Hala bak nereye gidiyorsun? Bak sol yap. Hah, buldu asansörü. 16'ya basıyorum oğlum, 16'ya. Aynen. Hadi güle güle. Yerine geç bak. Oraya gelirsem kırarım bak, kablolarını kopartırım. Hadi. Tamam. Bu da dostlarım size böyle bir sürpriz olsun. Sıradaki challenge'a geçelim. Evet dostlarım, şimdi sıradaki challenge'ımıza geçiyoruz. Arkadaşımız demiş ki Mortish'i bul ve sonra Brianna'nın rüyasında gördüğün yere onunla git. Şimdi Mortish'i bulmak apayrı bir dert ve Brianna'nın rüyasında gördüğün yere, yani diyor ki yeraltı yerine git diyor. Mortish'i yanına alıp diyor. Şimdi Mortish'i dostlarım aylardır arıyoruz. Siz de yazıyorsunuz sürekli. Mortish'i özledik. Mortish nerede? Mortish gelsin falan ama biz Mortish'i bulamıyoruz. Ve Mortish'i çağırmanın şu anda
teknik olarak tek bir yolu var. O da gece olduktan sonra çatıya çıkıp Mortiş diye bağırmak. Düşündük başka aklımıza bir şey gelmedi. Çünkü dostlarım Mortiş uzayda yaşayan bir varlık, uzaylı. Ve daha önce ekranda görüyorsunuz ayın arkasından bizi izlediği böyle görüntüler vardı. Ayın arkasından bizi izlemişti, yanımıza gelmişti. Belki belli ihtimal gece olursa ve gece aya karşı Mortiş diye bağırırsak belki bizi duyar ve gelir. Emin değilim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Onun için ama önce uyumamız lazım Katarina. O yüzden yukarıya çıkalım, bir güzelce bir uyuyalım. Uyuduktan sonra dostlarım direktman gece olacak. Gece olduktan sonra da direktman ne yapacağız Katarina? Mis gibi gideceğiz. Mortiş'e sesleneceğiz. Mortiş gelirse ben çok mutlu olurum bak. İddia ediyorum. Mortiş gelsin tişörtümü yırtacağım. Bak şimdi alayaka basın arkadaşlar. Mortiş gelirse Katarina tişörtümü yırtıyorum bak. Sana söz veriyorum. Direktman tişörtümü yırtacağım. Yukarıya abartmasaydın. Çıkalım. Yo abartıyorum. Eğer Mortiş gelirse tişörtümü yırtarım. Koskoca Mortiş geliyor Katarina. Tişörtümü tabii ki de yırtacağım yani. Neyse biz bir uyuyalım dostlarım. Gece olsun. Ondan sonra sizlerleyiz. Katarina. Lan Katarina. Katarina uyan. Katarina uyan, eşyalar gitmiş. Katarina eşyalar gitmiş, uyan. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Katarina uyan, acil uyan. Eşyalar yok. Eşyalar nereye gitti? 7 saattir yokuz. Katarina çabuk uyan. Uyan. Ya niye bağırıyorsun? Ya bilgisayar başında değilken eşyalar gitmiş Katarina. Nereye gitti yatak odası? Bizim yatağımız da yok. Bir dakika, biz ama uyuyorduk yani. Yatağın üstündeydik. Nasıl lan gitti ya? Tafıt Creeper ne oğlum? Bilmiyorum Katarina ne oldu bilmiyorum. Biz 7 saattir dostum. Merdivenimiz bitti. Neyimiz? Lan! Merdiven de mi yok? Mutfak duruyor. Mutfaktaki avuçları çalmamışlar. Fırında duruyor. Diğerleri neden? Bizim robot yapmış olmasın bunu? Niye yapsın ya böyle bir şey? Yapmış mıdır? Ne bileyim Katarina bilmiyorum. Biz 7 saattir bilgisayarın başında değildik dostlarım. Yani akşam olmasını bekledik. Biliyorsunuz Mortiş'i çağıracağız. Şu an eşyalar ama bak alttaki mesela televizyon yoktu zaten. Koltuk duruyor. Bilgisayar da duruyor. Bak bilgisayarı da almamışlar. Buraya mantıken dokunulmamış öyle pek yani. Evet yani mantıken hırsız girse evimize bilgisayarı da alması lazım. Çok enteresan. Koko! Lan Koko neredesin? Koko! Koko çık çabuk dışarıya Koko! Koko! Koko neredesin Koko? Koko! Koko nerede lan? Koko! Aşağıda mısın? Ya Allah'ım delireceğim, Koko mu aldı acaba eşyalarımızı? Belki de sürpriz yapmak için falan eşyaları almıştır. Yeni eşyalar getirecektir. Ya böyle sürpriz mi olur ya? Ne bileyim ya. Neyse dostlarım buna sonra bakalım. Şimdi videomuzun arasına girmesin. Şimdi şu anda görevimiz Mortiş'i çağırmak. Ay nerede Katarina? Lan ay da yok. Ha, orada ay tamam. Yok. Gel tamam burada. Bir an korktum dostlarım. Ha, ayda, tamam. Ayı da göremeseydik herhalde yani gerçekten şu anda delirmek üzere olurdum yani diye tahmin ediyorum. Bir dakika şimdi bekleyin. Direktman görevimizi yapmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey şu dostlarım, tam olarak size tekrardan anlatayım. Yapmamız gereken şey Mortiş çağırmak. Yani bizden Mortiş çağırmamızı istemiştiriz. O yüzden de biz de bunu yapacağız. Yani Mortiş çağırmanın tek somut yolu Katarina. Gel buradan. Gelemezsin ki. Dur neyse ben bir çıkayım. Sen de arkamdan gel tamam mı? Tek somut yolu dostlarım Mortiş çağırmanın, yapmamız gereken tek bir şey var. O da aya doğru Mortiş diye bağırmak. Yani yapacak başka bir şeyimiz ne yazık ki yok. Keşke olsa ama yok. O yüzden de bunu yapmak zorundayız. Hazır mısın Katarina? Hazırım. Hadi. Hadi. 3 2 2 1 Mortiş! Mortiş! Mortiş bizi duyduğunu biliyorum. Mortiş! Bak eğer bizi oralardan bir yerden duyuyorsan, farklı gezegenlerden, farklı evrenlerden, Borolo takipçileri ve Borolo ve Katarina seni çok özledi Mortiş. Neredesin? Sesin ne aklandı? Yok. Ne yapsak acaba ya? Aya mı gitsek? Katarina aya gidelim. Ya hayır. En son gittiğimizde gerçi çok oluyor gidelim ama. Başımıza dert hep gelmiş. Hep problem çıkıyor. Mortiş! Hadi be Mortiş. Bir şeyler yap. Bize bir şeyler yap Mortiş. Mortiş! Katarina birkaç kez daha deneyelim dostlarım. Olmazsa yapacak bir şey yok ama gerçekten hani olursa çok mutlu olurum. Dediğim gibi tişörtümü yırtacağım. Size bunun sözünü verdim. Mortiş! Duydu Katarina duydu bizi çünkü duydu. Mortiş bizi çünkü duydu. Ayı hareket ettirebiliyor dostlarım. Mortiş ayı hareket ettirebiliyor. Bizi ay yukarıda. Allah dur aşağı düştüm Katarina aşağı düştüm. Ay yukarıda. Duyuyor Katarina çünkü bizi duyuyor. Katarina bizi duyuyor çünkü. Ne oluyor lan? O ne? Geldi! Mortiş geldi! Katarina Mortiş geldi yemin ederim! Mortiş geldi! Vallahi Mortiş geldi! Mortiş! Niye 4 tane Mortiş var? Bir dakika neden bu kadar fazlalar? Mortiş seni çok vurabiliyorum. İçinden de geç. Niye bir dakika içinden niye geçebiliyorum lan? Mortiş'in içinden niye geçebiliyorum? Mortiş sizi çok özledim. Mortiş hangisi gerçek Mortiş? Katarina ne oluyor? Bunlar ne? Mortiş bu kadar büyük bir şey değil ki dostlarım bir kere. Bu birincisi, ikincisi Mortiş niye böyle büyük ve niye hareket edemiyor ve niye içinden geçebiliyorum? Mortiş bizi duyabiliyor musun? Mortiş.
Daha demin vurabiliyordum. Katarina, bunların içinden geçebiliyoruz. Bunlar gerçek değil. Bizimle birisi kafa mı buluyor Katarina? Bunlar gerçek değil, baksana. İçinden geçebiliyoruz. Bilmiyorum. Mortiş, bu ne demek oluyor? Mortiş, hangisi sensin? Bak, bize oyun mu yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Bunların içinden geçebiliyoruz dostlarım. İçinden geçebildiğiniz varlıklar gerçek değillerdir yani. Bunu resmen şu an bakın, içinden geçebiliyorum ve hareket etmiyor. Vuramıyorum. Daha demin vurmuştum ama şu an vuramıyorum. Mortiş, Mortiş. Bak lan, bana bak, ben buradayım. Mortiş, bana bak. Mortiş, Allah! Okey, gitti. Balon patlama sesi gibi bir şey geldi. Balon patlama sesi gibi değil miydi o? Bir şey patladı gibi ses geldi. Bunlar gerçek değildi Katarina. Aydan resmen dostlarım 4 tane böyle mortişler düştü büyük. Ve içinden geçebiliyorduk. Hiçbir şey anlamadım. Tabela var. Katarina, tabela var. Sizi çok ben özledim. Size oyuncak mortiş gönderdim. Mortiş mi gönderdi yani Mortiş onları? Göndermiş, evet. Bize duydu dostlarım, çünkü Mortiş bize duydu. Mortiş hala burada bir yerde. Mortiş hala ayın arkasında bir yerde, bakın. Belki bu hafta bir videolardan bir tanesinde gideriz aya, bilmiyorum ama Mortiş hala ayın arkasında bir yerde ve bizi duyuyor dostlarım. Mortiş, eğer hala beni duyuyorsan seni çok özledik. Lütfen kendin gel, bize oyuncak gönderme. Harbiden dostlarım bize oyuncak göndermiş. O gönderdikleri oyuncakmış. Yamam ya. Bu yorumu iyi ki yazdım bu arada. Yorumu yazan kişi, iyi ki yazdım bu yorumu. Senin sayende Mortiş'ten haber alabildik. Bilmiyorum niye kendi gelmedi ve oyuncak getirdi, onu tam anlayamadım. Neyse, ama bir gün Mortiş'i bulacağız Katarina. Bir gün Mortiş'imize kavuşacağız, tamam mı? Bir gün Mortiş'imiz aydan inecek ve yanımıza gelecek dostlarım. O günü siz de göreceksiniz. Sıradaki challenge'a geçelim. Evet, sıradaki challenge'ımız, yani son challenge'ımız, bir arkadaşımız demiş ki abi, sizin evin altında aynı evinizden vardı, klonlanmış orada Vayne vardı, oraya gider misin, seviliyorsun demiş. Buradaki arkadaşımız şimdi şunu kastetmiş. Katarina, hatırlıyor musun, bir ara bizim evin altında yapılan bir tane evimizin aynısından vardı. Evet. Burada dostlarım babileri falan görmüştük. Orayı ekranda şu an görüyorsunuz. Hatta Vayne 1545 efsanesini ilk kez orada görmüştük. Arkadaşımız oradan bahsediyor. Oraya bir bakabilir misiniz diyor. Belki sizler de hatırlıyorsunuzdur evi dostlarım. Mutlaka hatırlayanlar videoyu beğensinler. Oraya gideriz. Biz bayağıdır harbiden oraya gitmiyorduk Katarina. Ne oldu acaba orada? Harbiden bayağıdır gitmiyorduk. Ciddi anlamda. Yani en son oraya Vayne'i gördüğümüz zaman gitmiştik. Bakın şurayı kastediyor. Evimizden buradan giriyoruz bakın direktman. Buradan giriyoruz. Gel Katarina. Orayı kullanıyor olabilirler mi hala? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bir dakika. Buradan mı kazıyorduk? Yok. Buradan bir yerden girdiğimize eminim ama neredendi ya? Şurası galiba. Orası mı? Galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Buldum. Burası. Bak burası. Tamam. Gel Katarina. Burası. Bir aşağı inelim, gel. Gel Katarina, aşağı inelim. Harbiden buradan bayağıdır geçmiyorduk dostlarım. Gerçekten buraya bayağıdır gelmiyorduk. Ya çatıda delik var. Çok bir şey değişmemiş sanki. Aynı hala da içeride birisi olduğunu sanmıyorum. Evin içine mi gidip bakalım, gel. Buraya bayağıdır gelmiyorduk Katarina. İçeride sence bir şey değişmiş midir? Bilmiyorum ama birileri olabilir. Kim olacak Katarina? Manyak mısın ya? Gel içeri ya. Allah Allah. Kim olabilir ki burada? Ya olsun, dikkat etmekte fayda var. Olmuş. Eşyalara baksana, böyle değildi burası sanki en son. Bir şeyler yapmışlar, karıştırmışlar. Oha lan, bu ses ne? Biri horluyor. Katarina, birisi horluyor. Dur, sessiz ol. Vallahi içeride birisi var, hiç aklıma gelmezdi, tahmin bile etmezdim. Sen burada kal, bekle, bakacağım. Babamın sesleri geliyor lan. Bobby, Kevin. Katarina, bunların burada ne işi var? Komodinin üzerindeki eşyaya bak. Neyse eşyası. İstediğimiz kişiyi yanımıza çağırabiliyoruz bu eşya sayesinde, hatırla. Hatırlıyorum da niye orta yeri bırakmış ki onlar bunu? Asıl soru, bunların burada ne işi var? Evimizin altındaki kopya evde niye bunlar yaşıyorlar? Bir dakika, o eşyayı alacağım Katarina, o eşyayı alacağım. Ya uyanırlarsa? Ses çıkarırsın sen çoğu. Deneyeceğim, ses çıkarmayacağım. Sessiz ol, halledeceğim. O eşyayı almam lazım. O eşya çok önemli bir eşya. Nasıl oluyor? Öküz Bobby ya. Alıyorum, tamam. Alıyorum. Hareket etti. Alıyorum. Bu eşya çok değerli bir eşya. Çok. Aldım. Tamam. Ses çıkarmadan çıkıyoruz Katarina. Hadi. Kapıdan çıkalım direkt. Tamam, hadi hadi. Hadi yürü. Ses çık, gidelim buradan artık. Hadi gidiyoruz. Güle güle. Ne yapıyorsun burada? Sizin ne işiniz var burada ya? Sen benim önce soruma cevap versene. Burada ne işiniz var Bobby? Onu hemen bize ver. Bu eşyayı sana mı vereyim? Bu eşyayı ben kullanamadım, biliyor musun Kevin? O yüzden size vermeye pek bir niyetim yok. Hazırlan Katarina. Kaçıyoruz. Yürü, koş! Koş, koş, gelecekler. Katarina, buradan nereye kaçacağız? Dur bir dakika, aklıma bir şey geldi. Hemen benim arkamdan gel. Kırdım camı, atla. Yine içeri mi giriyoruz? Evet, koş. Tamam, dur, geldim. Atla aşağıya. Tamam,
Ya biz buradan nereye kaçacağız ki? Katana Vayne'in açtığı bir delik vardı, oradan gideceğiz. Koş buradan hadi. Devam ediyoruz. Buradan Vayne bir tane türel açmıştı. Belki oradan bir çıkış vardır. Bu eşyayı onlara asla vermem. Asla vermeyeceğim. Ya çıkmaz yolsa burası? Yapacak bir şey yok. Bu eşyayı bulmuşken bırakabilir miyiz? Bırakamayız Katana'yı asla. Gel buradan bak, buradan. Hayır. Hayır. Neden eşyamı aldın? Bunun bir cezası olacağını düşünmedin mi? Sen önce benim soruma cevap ver baba. Sizin burada ne işiniz var? Burada niye uyuyordunuz? Benim evimin altında ne yapıyorsunuz? Bakın biz bir düşman değiliz yani. Kavga etmemize gerek yok. Biz sadece bu eşyayla bir video çekmek istiyoruz. Takipçilerimiz bunu istiyor. Bu kadar. Aynen öyle. Buna izin verebilirsiniz bence. Yanlış mıyım Bobby? Takipçileriniz umurumda değil. Ne? Ne yaptın? Bora ya! Bobby, bunun intikamını alacağım. Ederini ödeyeceksin. Ne yaptın bize? Yamulttu. Katana bizi yamulttu. Bu özelliğini geri kazanmış. Ne, nasıl düzeceğiz biz?